İyi pazarlar efendim. Bir yandan senaryo yazıyorum. Üzerine çalıştığım bir oyun var. Şimdi böyle bir haber geçince dayanamadım. Hemen çekim yapayım dedim. Bir büyüğümüz çok tehlikeli bir açıklama yaptı. İçinde korkutucu senaryoların olduğu, Allah korusun İstanbul'un başına böyle bir şey gelebilir mi gibi. Ama içinde sanki bunu söylerken bir tehdit de saklı gibi duruyor. Yani İnsan ister istemez böyle bir izlenime kapılıyor onun konuşmasında. Niye insan böyle bir açıklama yapar? Seçime doğru giderken kör gözün parmağını. Şöyle bir olay aklıma geldi. Yıllar önce Ankara'da arabamı park ediyorum. Kızılay tarafında galiba bir yerde. Caddeye park ediyorum arabayı. Bir tane çakal tipli bir kardeş, park sanat mafyası geldi. Ağa hoş geldin dedi. Nereye hoş geldim arkadaşım dedim. Abi dedi caddemize hoş geldin dedi. Bu cadde senin değil ki dedim. Umum açık bir yer. Arabayı park edeceğim. Çocuğun elinde tornavida vardı. Şu tornavida olsun. Bana böyle yaptı. Abi haklısın da şimdi misal senin arabanın tekerine, lastiğine biri ne bileyim tornavidayı sokar. Ne bileyim abi arabanı çizerler falan. Benden söylemesi. Ha ben bakmayayım diyorsan bakmayayım ama belli mi olur? Arabayı göstererek tornavidayla. Arabanın bir tekerine beni bir sokarlar. Arabayı çizerler. Ben söyleyeyim abi dedi. Anladım ben meseleyi. Verdim o gün 5 liraydı galiba park parası. 5 lirayı verdim. Arkadaşın tornavidayla arabama bir zarar vermesini önlemiş oldum. Bunu niye söyledim? Sebebi ortada. Bize bir şey mi söylemeye çalışıyorsunuz? Ben de onu soruyorum. Saygılar.